Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yükselen çelik incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin esas faaliyet konusu makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, gemi, inşaat ve demir yolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin üretimini, ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmaktır. Şimdi arkadaşlar temel verilerine geçelim. Genel itibariyle görüntü bu şekilde, çok da olumlu değil arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı 54,18 olarak gerçekleşmiş. Bu da arkadaşlar 25,84 olan sanayi ortalamasının çok altında. Bunun normalde 10 ve altında olması beklenir, olumludur. Tabii bir de bulunduğu sektörle karşılaştırılması yapılır. Burada şu ara bu arada şunu belirtmek isterim. İlk 3 veri şirket henüz bu sene halka arz olduğu için 3 senelik ortalamalar oluşmamış. Fakat şu ikisinde oluşmuş. Çünkü bu karlılık, borçluluk, şirket kurulduğundan itibaren elde edilen veriler arkadaşlar. Piyasa değeri bölü defter değeri 4,26 olarak gerçekleşmiş. Bunda normalde 1 civarı olması beklenir, olumludur. Tabii bir de bulunduğu sektör önemli, onunla karşılaştırılır. Sanayi ortalaması 4,0 olduğu için 4,26 olarak gerçekleşir. Bu değer bizi nötr olarak aldık. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 41,58 olarak gerçekleşmiş. Normalde bunun da 10 ve altında olması beklenir. Tabii bir de bulunduğu sektörle karşılaştırılır. Bulunduğu sektöre göre de kötü arkadaşlar. Yüksek. Bu sebeple bunu da negatif olarak aldık. Karlılık düşmüş arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. %5 ve üstü olması olumlu karşılanır. Bulunduğu sektör ne de karşılaştırılır. Sanayi ortalaması 6,33, 5,80'den hemen altında. Bu sebeple bunu da nötr olarak aldık. Borçluluğu az arkadaşlar. %30,11 olarak gerçekleşmiş. %85 ve altı olumludur. Sanayi ortalamasının da oldukça altında. Bu sebeple bu da olumlu arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Çok da olumlu değil açıkçası. Şimdi artık teknik analize geçebiliriz. Grafiğimizi incelemeden önce hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyon oluşu var mı? Kolayca görebilmek adına yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde bakıyoruz. Yıllığı logaritmik ölçekte açıyorum arkadaşlar. Şirket yine halka arz olduğu için böyle bir görüntü var. Aylıkta da çok değişen bir durum yok. Yükselmiş, bir düzeltmiş, tekrar yükselme trendinde. Haftalıkta yükselmiş, düşmüş. Tabii ki Mart pandemi dönemi sonrasında yükselmiş. Şurada hafif bir yataylık var, tekrar kafasını kaldırmış. Günlüğü açtığımızda lineere geçiyorum. Dalgalı bir seyir ama yükselmiş. Son yine yükselmiş arkadaşlar. Tekrar aylığa döndüğümüzde logaritmi açıyorum. Çok fazla bir veri oluşmadığı için haftalığa bakalım. Haftalıkta şurada gördüğünüz gibi fiyat gelip 20 günlük hareketli ortalama. Yeşil çizgiden yukarı dönmüş arkadaşlar. Çok güzel bir destek görülmüş. Fiyat 20 günlük hareketli ortalamanın yani yeşil çizginin, o da 50 günlük hareketli ortalamanın yani kırmızı çizginin üzerinde. Bu beklenen ve istenen bir durum. RSI'de 62 ile aşırı alım bölgesinde değil. Günlüğe geldiğimizde dinleyerek geçiyorum tekrar. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalışmış. Şurada kırmızı çizgi üstteymiş. Son olarak fiyat en üstte, yeşil bir altında, kırmızı çizgi de onun altında. Yani fiyat 20 günlük hareketli ortalama, onun altında da 50 günlük hareketli ortalama. Bu beklenen ve istenen bir durum. Şuraya RSI'ye baktığımızda 60 ile, bu da gene arkadaşlar aşırı alım bölgesinde değil. Şimdi tümünü sil diyorum. Hareketli ortalamalar ve RSI'yi kaldırdık. Burada şuna bakacağız. Günlük inceleme yapacağımız için lineeri seçiyoruz arkadaşlar. Lineeri seçtik. Grafik türünde muma çevirdik arkadaşlar. Daha sonra grafiğimizi bir miktar büyüteceğiz. Evet, şöyle büyüttük. Bunu yaptıktan sonra şimdi artık çizime geçebiliriz. Genel itibariyle yükselmiş, şurada bir yataya girmiş görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada da bir sıkışma var, onu da görebiliyoruz ama çizip daha kolayca görelim bunu. Şu şekilde geliyorum. Öncelikle şurada bir taban yani destek oluştuğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi gelmiş. Şu
Şurada bir aşağı atsa da yukarı devam etmiş tekrar. İğnelemeler var. Yani şurada bir ihlal var. Şuralarda da iğnelemeler var. Çok güzel destek olarak çalışmış. İhlal tekrar çalışmış. Burada aşağı gelememiş artık. İğneleme yapıp bırakmış. Şurada böyle bir oluşum var. Hatta arkadaşlar yani biraz daha şu şekilde çizelim o zaman onu daha. Şöyle ki şuraları alıyorum. Uzattım arkadaşlar. Bu şekilde. Bir, iki uzat arkadaşlar. Şimdi iki tane gölgeliği, gölgeyi birleştirdik. Bir, iki uzat. İki deydi uzat. Buna paralel çiziyorum. Bu paraleli aldım arkadaşlar. Mumun gövdesine kadar getirdim. Şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da gövdelerle çok güzel uyuştu. Yani şu şekilde bir formasyon var. Hatta şu sıkışma alanını da üstüne atmış şurası itibariyle. Dünkü kapanışı üstünde olmuş. Burada çok hani sıkışma alanı üstüne kırmış bir flama formasyonu olduğunu görebiliyoruz. Flama formasyonu içinde şurayı çizdiğimizde kaç olacak? Yaklaşık 2.40'larda, 2.41. Tepe olarak şurayı alırsak arkadaşlar. Orayı da çizelim hızlıca. Evet, şurayı alırsak 2.41, 8.41 yaklaşık 6 liralık bir şurada bayrak direği oluşmuş. Yani bunu da çizebiliriz şu şekilde gene. Şuradan şöyle. Bunu çizdik. 6 liralık bir yani yükseklik oluşmuş. Onu da alıp şuraya eklersek kırdığı noktaya yaklaşık 13 liraya kadar yolu var arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bugün nerede açılış yapacak? Ne tarafa gidecek? Daha garanti, daha az risk alan arkadaşlar şuranın kırılması tamamlanmış. Hani kırılmış. Bugün de üstünde açması önemli. Şuranın da kırılmasını bekleyebilirler arkadaşlar. Dediğim gibi bugün nerede açtığı önemli. Ona göre pozisyon alınabilir ya da alınmayabilir arkadaşlar. Eğer pozisyona girilmişse de korunup korunmayacağına karar verilebilir. Burada durum böyle. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizin risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.